Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu sadisu min kitabil icare. Bugün Fethu Babil İnaye'nin icare kitabının 6. dersini okuyoruz. Dün Karafi, Hanefi mezhebinin alimlerinden biri dedi. Hanefi. Dün öyle dedik değil mi? Yok. Yanlıştı galiba. Karafi, Zahire'nin müellifi İmam-ı Karafi, Şahabuddin-i Karafi bu Maliki mezhebinin ileri gelen, hem fıkıhtan, usul-ü fıkıhtan ileri gelen alimlerden biridir. 684'te vefat etmişti. Dün Hanefi mezhebini demiştik galiba, yanlışlıkla demiştik. وَيَحْبِسُ الْعَيْنَ لِلْاَجْرِ مَنْ خَلَتَ مِلْكَهُ بِهَا كَالسَّبَّاغِ وَيَحْبِسُ الْعَيْنَ لِلْاَجْرِ Ecir, amel yaptığı ayni, ecrini, ücretini almak için hapis, yok. وَيَحْبِسُ الْعَيْنَ لِلْاَجْرِ Ücreti almak için ayni habis eder, sahibine vermez. Kim? Men halete milkehu biha. Men kim ki? Halete karıştırmış, milkehu kendi milkini biha o aynla karıştırmış. Mesela kessebbâhi. Sebbâh boya yapan kişi. O kendi boyasını adam arabasını vermiş, boyağı yap. Adam kendi boyağıyla araba ne etmiş, boyatmış. Bak kendi mülkü olan o sebeb boyayı, boyayı ne etmiş? O ayna karışmış. Paranı getir, arabanı götür diyebilir. Fe'in hubise, ecir tarafından ayn habis edildi. Fedda'a o arada da zayi oldu. Kayboldu, hırhız yani girdi götürdü. Fela gurme, ecirin üzerine bir gurm yok. Çünkü sanrı, hapsetme hakkı vardı. Demaniyet yok. Demaniyet yok, o aynanın demaniyetini ödeyemez. Ve la ecre lehu, hani boyağ yapmış ya, o boyağ yapma ücretini de alamaz. Damında da değil ayna. Ama ücretini de kaybetmiş oluyor. Bihilafil cemmali. Cemmal kendi malını karıştırmıyor. Desen veriyor, süslendiriyor, zinetlendiriyor. Bu ücretini, ecrini almak için aynı hapis edemez. Oldu. Ve limen utlika lehul amelu. Orada duralım, aşağı inelim. وَيَحْبِسُ الْعَيْنَ لِلْاَجْرِ مَنْ خَلَتَ مِلْكَهُ بِهَا اَيْ بِالْعَيْنِ İşaret etti ki, bihadaki demir aynaydı. Çünkü ayn ve ennesi semaydı. كَسَّبَّغِ sabah gibi وَمَنْ لَهُ أَسَرٌ فِيهَا وَمَنْ لَهُ أَسَرٌ فِيهَا Aynda eseri olan, sabah boyak gibi وَمَنْ يَنِ كَمَنْ لَهُ أَسَرٌ فِيهَا O ayında eseri olan كَالْقَسَّارِ Kassar gibi. Şimdi kassar belki mülkini karıştırmamış ama o kassarı, taksir yapılan elbise bir eser oluşuyor. Sağlam olmuş, hangi değişmiş, kalınlaşmış. Oldu. Bir de ise gerçekten milkini ayna karıştıran, eseri oluşan kişi gerçekten hapsedebilir mi? Niye hapsedebilir? Diyor, لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ Üzerine akıd yapılan şey konedir, sabıhdır ya taksirdir. وَسْفٌ قَائِمٌ فِي السَّوْبِ وَسْفٌ قَائِمٌ فِي السَّوْبِ Sevde ne? Sevde bir vesfe kaimdir. Yani elbisede kaim, bakı olan bir vesftir. Nedir? Ya eserdir, ya hani bir milk o ayna katmış. Konedir bu yaptır.
Bu ya oldu mu eser de var, mülk katma da var. Kassar da taksirde mülk belki yok ama ne var? Tesir, eser vardır. Fe madem vesfun kaymun fissevb makudu aleyhi öyle bir şeydir. Felehu hakkul habsi. Felehu hakkul habsi. Ona ne var? Haps hakkı var. Ecire hak hapsi var. O aynı hapsedebilir. Niye? Listifai bedelihi. Onun bedelini, o ma'kudu aleyhi bedelini istifa etmek için. Bedelihi ma'kudu aleyhiye gidiyor. Veyahut da vesfun gaybun fi sebebe vesfe de gider. Kema fil bey'i. Nasıl bey'de insan bir şey satarsa semeni kabul etmeden mebi'i teslim etmeyebilir ise, İcarede de kişinin eseri varsa, haltul milk varsa, o ma'kudu aleyhi vesfe kayme fisev olduğundan dolayı onu teslim, parasını almadan teslim etmeyebilir. Haltul milk şey mi? Orada? Milk, buyar. Adam sen araba götürdün. Kendi parasını almış, boy almış. Yok, buyacı yapmış. Anladım. Şimdi, ben şimdi sen arabayı buyacıya götürürsün, benim arabamı buyat dersin. Tamam. O yağ katılıyorsa, boya katılıyorsa... Haltul milk o yani. Yok yok. Haltul milk, araba getiren kişinindir. O çalışan kişi de kendi mülkini karıştırmış. Evet. Boyasını karıştırmış, yağını karıştırmış. Hı. Yani iki mülk birbirine karışmış. Biri ayın, biri de ona yapışan ya eser ya milk. Mesela bu yağ ecirin mülküdür, o ayınla karışıyor. Ona yapışıyor. Kassar elbisede olmayan bir eser oluşuyor. Dolayısıyla o da sanki ecirin bir mülküdür, ona yapışmış gibi olmuş. Oldu değil mi burası? فَاِنْ حُبِّسَ فَضَاءَ فَلَا غُرْمَ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَ Ebi Hanife yanında gurm yok. Niye? لِأَنَّهُ Çünkü ecir غَيْرُ مُتَعَدِّنْ فِي الْحَبْسِ Ecir, hapiste müteaddi değil. Yani haddini aşmış değil. Haddini tecavüz etmiş değil. Normal, hakkı olan bir şey yapmış. Bir daha, وَقَدْ كَانَتِ الْعَيْنُ اَمَانَةً فِي يَدِهِ Ayn da onun yedinde emanetti. وَقَدْ كَانَتِ الْعَيْنُ اَمَانَةً فِي يَدِهِ قَبْلَ الْحَبْسِ Habisten önce onun elinde emanetti. فَبَقِيَتْ اَمَانَةً بَعْدَهُ Habis ettikten sonra emanetten demaniyete dönüşecek değil, emanet olarak devam ediyor. Emanetin Kur'an'ı da budur. Bir emanet birinin yanında telef olduğu zaman bir tecavüz söz konusu var, konusuysa, bir taksir söz konusuysa damıdır. Yoksa damı değil. Değildir. Biri parasını sana vermiş emaneten. Sen de götürüyorsun çelik kasanı veya paranın konuna yere koydun, biri geldi götürdü. Sen damı değilsin. Ama ayrı koysa damidir. Ayrı değil. Paranın konulmadığı yere koyarsa. Götürsen vestiyere koysa. Dışarıda ayakkabılar koyursa. Pencerenin önüne koyarsa o zaman damıdır. Tecavüz etmiş çünkü. Taksiratı var o zaman. Şimdi diyelim ki ben ne ettim? Şu dolaba koydum kendi paramı. Muhammed'in parayı demez, şu dolaba koydum. Fark etmez. Eğer Muhammed'in parasını koyduğun yerde normal para konuluyor ise sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben yok, orası para konulacak yer değil ise damaniyet o zaman var. Damaniyet var. وَلَا اَجْرَ لَهُ Damın da değil, hurum da yok, ecir de yok. Niye? لِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ teslimi. Çünkü ma'kudu aleyhi nedir? O sabırdır, o kısarettir. Sen onu adama teslim etmeden helak oldun. Sen neyin ücretini alıyorsun? Eserin ücretini alıyorsun, eser yok. O aynını ona, ayna yapıştırın, onun ücretini alıyorsun, o da yok. Teslim etmeden önce helak oldu. O zaman ücret de alamazsın. Oldu mu? فَاِنْ حُبِّسَ فَضَاءَ فَلَا غُرْمَ عِنْدَ اَبِي حَنِفَ
وعند أبي يوسف ومحمد كانت مضمونة قبل الحبس. وعند أبي يوسف ومحمد كانت مضمونة قبل الحبس. حبستن أنجى نيدي مضمون. فكذا بعده حبستن سونا دا جينا ندر جينا مضموندر. Bak İmam Azam'a göre hapisten önce emaneti, hapisten sonra da emanet olarak devam ediyor. Onun için damın değil. Ama وَعِنْدَ اَبِي يُسُفَ مُحَمَّدْ كَانَتْ مَدْمُونَةً قَبْلِ الْحَبْسِ فَكَزَ بَعْدَهُ. Medmundur. Medmunun kurali budur. Telef olduğu zaman kişi damındır, sorumludur. Hem قَبْلِ الْحَبْسِ hem بَعْدِ الْحَبْسِ. Damındır. قَبْلِ الْحَبْسِ bize lazım değil. Zaten telefona بَعْدَ الْحَبْسِدir. Önce damlısı, sonra da damlı. Lakinnehu bil khiyari. Lakin Malik muhayyerlik var ona. İnşa'a dammenehu kıymetehu gayre ma'muli. Ben bu elbiseyi sana verirken boya yapılmadan önce kıymeti neydi? 10 liraydı. Şimdi ne olmuş? 15 lira olmuş. Bak gayre ma'mul olarak işlenmemiş ücret ecrin nedir? 10 liradır. Onu tekrar. Oldu mu olmadı sıfır? O zaman vela ecrellehu. Ecri ecri yok. Bu İmam Bey'in şeyi değil mi? Yine devam ediyor. He, İmam Bey'in görüşünün devamı. Hani diyorlar damındır ama neyin damı ne? Diyor lakinnehu bil hıyari. Yani Malik muhayyerdir. İnşa'e eğer dilerse dammenehu ecri sorumlu tutar. Kıymetehu o elbisenin kıymetiyle gayre ma'muli, yani işlenmemiş olarak onu sorumlu tutar. İşlenmemiş olarak değeri neydi? 10 lira diyor. 10 lira alıyor. İşlendikten sonra 15 lira olmuş, o 15 lira 5 liraya almıyor. O zaman vela ecrellehu. Ecire ecir yok. Niye? Ecirin o elbiseye olan faydası Malik'e yansımadı ki. Niye? Yani amel lem yesir musallaman ileyhi. Amel ne hakiki olarak ne hükmü olarak teslim edilmemiş. Malika teslim edilmemiş. Bak hakiki teslim edilmemiş zaten aynı telefe gidince o buya da gitmiş. Hükmen teslim edilmemiş çünkü onun kıymetini almamış ondan. Hani gayri mamur olarak ücreti almış, mamur olarak ücretini almamış. وَاِنْشَاءَ دَمَّنْ دَمِنَ قِيمَتَهُ. Benimki öyle yapmış. Yani faleke dammenehu, burada da dammenehu olsa daha iyi olur da olur. وَاِنْشَاءَ eğer dilerse Malik. Malik دَمِنَ damın olur ecir قِيمَتَهُ مَعْمُولًا مَعْمُولًا. Mamul olarak kıymetine ne olur? Damın olur. İşlenmiş olarak. Evet. İşlenmiş olarak 15 lira damın olur. Malik ecirden 15 lira alır. Ama velevul ecir, bu sefer ecir içinde ecir var. Ücretini verecek. Niye? Çünkü hükmen işte o ameli teslim etmiş, o mebiyeyi teslim etmiş. Nasıl teslim etmiş? Kıymetini vermiş ya. Niye? لِأَنَّ الْمَبِيَ çünkü mebiye, buradaki mebiye yani hükmen mebiye olan o işlenmiş haldir. Haldir. سَارَ مُسَلَّمًا اِلَيْهِ Sare musallaman ileyhi. O kime teslim edilmiş? Malik'e teslim edilmiş takdiren. Hakik olarak değil, takdiren teslim edilmiş. Nasıl takdiren teslim edilmiş? Bi usuli kıymetihi ileyhi. Hani o işlenmişin kıymeti gayri mamul 10 lirayken mamul olarak 15 lira aldı ya, o 5 lira o mebi'en, o işlenmişin, o buyağın, o eserin kıymeti malika ulaştı ya. Evet. Sanki o buyağ, sanki o eser ona ulaşmış. Onun için ecir, sanki yaptığı ameli teslim etmiş, ecrini alır. Fesare oldu o mebi'e, kemal lev sare musalleme lehkete. Yani burada hükmen teslim edildi ya, fesare oldu o mebi'e, kemal lev sar musallemen ile hakikaten. Hakiki olarak musallem olsaydı neydi? Yine öyledir. Oldu mu?
بِخِلَافِ الْجَمَّالِ بِخِلَافِ الْجَمَّالِ بِالْجِيمِ جَمَّالِ اَوِ الْمُهْمَلَةِ حَمَّالِ Hamal bir yükelmiş, götürmüş, oraya koymuş. وَكُلِّ سَانِعٍ لَيْسَ لِعَمَلِ اَسَرٍ فِي الْعَيْنِ Herhangi bir amel ki aynda bir eseri olmuyor. Şimdi hamal, eşeği aldı, götürdü, bir yere koydu. O eşeğe ne eser bıraktı? Şey yok. Öyle değil mi? Evet. Ne eser bıraktı? Hiçbir eser bırakmadı. Ha, herhangi bir amel ki, ecir ki, amelin bir eseri yok piyasada, görünümde. Somut bir eseri yok. Buna ne yok? Hapis yok. Buna hapis hakkı yok. Hapis yok. Oldu mu? بِخِلَافِ الْجَمَّالِ بِالْجِمِعُ الْمُحْمَلَةِ وَكُلِّ Yani بِخِلَافِ كُلِّ سَنْ لَيْسَ لِعَمَلِ اَسْرٍ فِي الْعَيْنِ Bitti o. Hapis yok değil mi buna? He buna yok. Sade milkini malikin aynına karıştıran sabar gibi veyahut da ameli için bir eser olana ne var? Kassar gibi, kasaret gibi. He. Hapis hakkı var. Ama o ecir ki ne bir haltul milk var ne bir amel için bir eser var. Ona ne yok? Ona ne yok? Hele söyleyin. Hapis hakkı yok. Tamam. Peki. Ben diyelim Muhammed'i ecir olarak aldım. Bana bu iş yap. Bu kadar para vereyim. O da kabul edeyim. Kendisi yapması mı şart? Ya o da birine yaptırabilir. Diyor وَلِمَنْ اُطْلِقَ لَهُ الْعَمَلُ O kimse ki amel ona itlak edilmiş. Teslim edilmiş, mutlak yapılmış. Mutlak edilmiş, yani bu işi yap. Sen bizzat yap veya birine yaptırabilirsin öyle bir şey denilmemiş. O kişi için var ne var? اَنْ يَسَّامِلَا غَيْرَهُ O kişi gayrini kullanabilir. Başkasını yaptırabilir. Yaptırabilir. Ama fe'in kayyede, malik kaydandırsa biyedihi, dese sen kendi elinle yapacaksın. Sen kendi elinle yapacaksın, o zaman la ne olmaz? Başkasına yaptıramaz. Oldu. Aşağı inelim. Diyor, ve li men eli ecirin. Oradaki men eciden ibaretin. اُطْلِقَ لَوْ الْعَمَلُ Ona var ne var? لِيَ سَمِلَ غَيْرَهُ Gayri kullanabilir. Niye? لِيَنَ الْمُسْتَحَقَّ عَمَلُ فِي زِمَّتِ Şimdi müstahak olan, yani amelin müstahakı olan şey nedir? Onun boynunda bir ameldir, bir iştir. فَلَهُ اِفَاءُ بِنَفْسِهِ O zimmetindeki ameli kendi nefsiyle de yapabilir. Ve bi gayri gayrine de yapabilir. Fesana keyfa deni, ifa deni gibi. Diyelim Sefer Hoca'nın benden alacağı var. Ben de versem olur. Başkasına verirse. Hasan giderse benim namıma borcumu öderse olur. Amel-i fizimet de öyle. Mus'ak amel-i fizimettir. Ecir, amir kendisi de yapabilir. Birilerine de yaptırabilir. Oldu mu olmadı? يَجُزُ لِلْمَدِينِ اَنْ يَفِيَ دَيْنَ عَنْ نَفْسِهِ وَيَجُزُ اَدَعُ غَيْرِهِ عَنْهُ اَيْ الْمَدِينِ Oldu mu olmadı? وَلِيَجِي ha, فَاِنْ قَيَّدَ بِيَدِهِ فَاِنْ قَيَّدَ بِيَدِهِ Eğer yediyle kaydandırırsa sen yapacaksın desen. بِاَنْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ اَنْ تَعَمَلَ بِيَدِكَ اَوْ بِنَفْسِكَ دِيرْسَ Bu işi bu kadar para karşılığında sana veriyorum ama kendi elinle nesini yapacaksın. La. Ne demek? اَيْ لَا يَسْتَعْمِلُ غَيْرَهُ Gayrini burada kullanamaz. Niye? لِاَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَمَلٌ بِعَيْنِهِ Belli bir ameldir. فَيَسْتَحِقُ عَلَيْهِ O onun üzerine müstahak olur. Başkası yaparsa müstahak olmaz. Çünkü makbul aleyhi kendi eliyle, kendi nefsiyle yapacağı iştir. O kendi eliyle nefsiyle yapmadığı zaman müstahak olmaz. كَلْ مَنْفَعَةِ فِي مَحَلٍ بِعَيْنِهِ İsmail Hoca oluyor mu olmuyor mu? Hı hı.
kel menfaati fi mahallin bi aynihi. Hani bu evde otur. Yarın seni kaldırıp başka eve götürebilir miyim? Yok. Götüremem. Nasıl belli bir mahallin menfaati üzerine akıl yapılmış ise başka bir eve başka bir menfaat onun yerine geçmiyor ise, belli bir amel üzerine ücret yapılmış ise o amelin gayrisi olmaz. Şimdi bu ev demiş, evin gayrisi olur mu? Olmaz. Sen iş yapacaksın. Sen yapacaksın demiş. Onun gayrisi yaparsa müstahak olmaz. Oldum. Dava bütün icaretil caizet. Onu da okuyalım. Caiz icarenin dabitleri, kaideleri. Şimdi veli ecivil el meci'u bi iyalihi. El meci'u demem mi desin ki? Ben diyorum o yanlıştır. Veli ecivil meci'i. Ha ben diyorum öyle olmalı. Bi iyalihi. Mesela biri diyor benim git çoluk çocuğumu Ankara'dan al getir. Bak veli ecivil meci'i bi iyalihi. Kendi iyalının meciinin eciri, yani iyalının getirmenin eciri, işçisi. Onun için var. Ama in ma tebaduhum. Mesela 10 tane çocuğu var, git getir. Bu gidip getirmeye, gidip gidinceye kadar bir kısmı öldü. Ve cabimen bakiye. 5 tane öldü, 5 tane kaldı. O da geri kalan 5 taneyi aldı, getirdi. Bu ecir için var ne var? Ecruhu bi hesabi. Bu ecrin ecri o getirdiği bakiyenin hesabına göredir. Bir hesabihi men bakiye de götürebiliriz. Veyahut da ecru bir hesabı ikisi de o ecre gidebilir. O ecrin ecri onun hesabına göre ona verilir. 1.000 lira 10 kişi karşılığında verilmiş. 5 öldü 5 kaldı 5'i getirdi. 5 lira alacak. 500 alacak. Veli ecrin el mecubi yani. Ecir için ailesiyle beraber gelmek vardır diye bir... Yok, o olmaz. Aşağıda bakalım, o deme yanlış. Yani mesele budur, bir diyor, git benim çoluk çocuğumu Ankara'dan al getir. Bu kadar para verin. O gitti getirmeye gittiği çoluk çocuğun yarısı öldü gidince kadar. Yarısını getiriyor. Ne alıyor? Yarısını alıyor. Hah, hissesi neyse. Kaçta bir getirmiş, ücretini de o oranda alıyor. Yukarıda da damla var. Nukayede de damla var. He, yanlıştır diyorum. Şirktir. Aşağıda var, yukarıda. Ve le'ciril meci'i bi'iyali. Hele bakar mısın var hocam? Bakalım, he. İyi dikkat edin. Eddemiru lil musteciri bi'iyalihideki demir kime gidiyor? Musteciri. Vel bav bi'iyaldeki ba mutaallikatun bi meci'in. Ve le'ciril meci'ideki meci'ye mutaallıktır. Ve huve mecida, bakın, mecrun bi idafeti ecirin ileyhi. Mecida, ecirin idafesiyle mecrudur. Bizim yaptığımız gibi yapmadı. Yaptı. Ve lamu, veli ecideki la, mutaallikatun bi mahzufin haberun mukaddemun. Haberi nedir? Mukaddemdir. Ecruhu bi hesabinin haberidir. Ecruhu mubtada. لِأَجِيلٍ haber olur. Oldu mu olmadı? وَقَوْلُهُ اِنْ مَا تَبَعْدُهُمْ وَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ وَقَوْلُهُ اِنْ مَا تَبَعْدُهُمْ وَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ Bu şartın muhteridun. بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْمُبْتَدَيْ Haber ve لِأَجِيلٍ Mubtada ecruhu. Mubtada haber arasında muhteride olan bir şart. Bak, in ma tebaduhum ve cabimen ba'd. Yine şart ya. Ma tebaduhum ve cabimen ba'diye inen fiyolu şartidir. Cezau şart, ma kabir ma ba'dın karenesiyle mukadirdir. Beynel muhtede bu. Beynel haberi vel muhtede. Ve huve muhtede nedir? Ecruhu bi hesabihidir. Vel cümletu, bak, hani ben mukadir dedim ya. O diyor, ecruhu bi hesabili ecrin. Bu cümle cevabı şartı. O muhteride olan şartın cevabıdır. Hani ine şartiye ma tebadum fiyolü şart, bu cümle cezav şarttır. Mana nasıl gelir? Bakın. Yani men istecere racülen. Ben demin dediğimiz gibi ben Ahmet'i neytim? İcare aldım.
Liyazebe ile Besre, ta ki Besre şehrine girsin, Ankara'ya gitsin. Ve yecir bir iyali, benim iyalimi getirsin. Ve hum malumdur, onlar da malumdurlar. Fezzehbe fevecede bağdehum kadmat. Baktı ki bir kısım eskiden çoluk çoluk bir şehirde de bir sene, iki sene, beş sene belki haberleri olmazdı. Fevecede bağdehum kadmatum. Bir kısım ölmüşler. Feca bimen bakiye, kalanları getirdi. Fellehu ecruhu bi hesabı. O getirdiğinin hesabına göre ecri vardır. Kaçta bir getirmişse konuşulan ecirden o oralda ne ediyor? Alıyor. Ücret alıyor. Niye? Li'ennel ecre mukabilin bir cümletin. Çünkü ecir onların tamamının mukabilindeydi. Öyle değil mi? Tabii. Hal vakat evfel ecru ba'del ma'kudu aleyhim. Ma'kudu aleyhinin bazısını ifade etmiş, yarısını getirmiş. فَيَسْتَحَكُ مِنَ الْعِوَدِ بِقَدْرِهِ O getirdiği miktarca عِوَدَ ne olur? Müstahak olur. وَحَامِلُ كِتَابٍ اَوْزَادٍ اِلَى زَيْدٍ بِأَجْرٍ Orada duralım. نَفَعْكُمُ اللّٰهُ نَفْعًا مُب۪ينَ